merhaba, ne yapıyorsunuz? Bunu yuvarlağa al beni. Neden? Koleksiyon videolarındayız gene. Belki de en çetrefilli olanındayız. En böyle dolu dolu değişik olanındayız. Başlamadan önce biz Ömer Bey'le bir buluşalım. Ömer Bey bize koleksiyonlarını anlatsın. Beklemediğiniz bir koleksiyon geliyor. Bana verir mi acaba? Çıkarken al. Ne? Yok şey. Aramızda. Yani inanılmaz. Ömer abiyleyiz. Ömer abinin koleksiyonun ne olduğunu tahmin edemeyecekler bence. Öyle mi? Ömer abinin koleksiyonlarından bir tanesi 007 James Bond. Nasıl olabilir ya James Bond koleksiyonu derken? Her şey ismi yani James Bond'un. Tabii her şey var yani şöyle filmde kullanılan objelerden. Gerçek obje mi? Tabii gerçek. Nasıl? Screen used dediğimiz objelerden, fotoğraflardan işte ilk basım kitaplara kadar aslında Ian Fleming biliyorsunuz James Bond'un yazarı ve ilk basım kitapları falan filan i̇lk da var. İlk basım. Tabii. Göreceğiz mi şimdi onu? Tabii hepsi burada. Efemera dediğimiz eski objeler işte bütün medya, eski laser diskler, VHS'ler. Afişler. Hocam seni kaçırmasınlar ya. Afişlerin orijinal çizimleri bir sürü öyle hikaye var. Ben şeye tutuldum. Gerçekten filmde kullanılmış olan objeyi göreceğimizi. Nasıl peki bunlara? Erişiliyor. Yani şöyle hem yurt dışındaki müzayedelere falan filan katılıyoruz. Orada koleksiyoner dostlarımız var. Onlarla alışveriş, değiş, tokuş yapıyoruz. Mesela ben Türkiye'de çıkmış objeleri falan filan buluyorum. Onlara gönderiyorum. Onlar işte yurt dışından bir şeyler gönderiyorlar falan. Klasik. Sona soracağım. Her şey ne kadar tuttuğu. Çünkü bütün koleksiyonerler zamanında şu kadar harcamıştım. Şimdi bu kadar değeri diyor ama hiçbir satamayacağı için hiçbir anlamı kalmadı. Ama bir şey söyleyeceğim. Müzayede de şey gibi alım oldu mu mesela şu kadar veriyorum. Bu kadar veriyorum. Yok. O nasıl ya? Şey ya. Adam gelme. 25 Professor 6. Var var. Oraları biz giremedik. O da var yani. O da varsa. Hocam başlayalım. Nereden başlayalım? Şimdi en iyi parçalardan birinden başlatayım istiyorsan. Tamam. Benim hiç fark etmez. Şu an çok heyecanlıyım. Ay bakmayacağım. 1974 yapımı Roger Moore'un başrolünde oynadığı Altın Tabancalı Adam The Man with the Golden Gun filmi vardır. Bu en sevilen film galiba değil mi? Yani en sevilenden ziyade en çok bilinen, en ikonik filmlerinden biri. Neden? Çünkü orada böyle bir silah kullanılıyor. Bu aslında çakmak, kalem, sigaralık ve kol düğmesinden oluşan altından böyle hepsi aksesuar. Bu da o şeyin, silahın 15 limitli bir replikası. Filmde bu silah bu parçaları birleştirerek mi yapıyor? Aynen. Tamam yani o Bond'un şeyi hikayesi biraz başlamış oluyor değil mi? Böyle tabii, işte tabii. Değişik aletlerin, tabii. Saatin bomba olması tabii. Hikayesi falan. Tabii bunun orijinali Eon Productions'ın müzesinde milyon pound civarında bir şey satılmıyor bile yani filmde kullanılan. Sonra bir firma böyle bu 15-20 sene önce bunun 15 limitli bir replikasını çıkarttı. 15 tane. 15 tane var. 15 tane. Biri altın, burada. Evet altın kaplama. Bir numarası Roger Moore'a veriyorlar. Bu iki numara. Ne? Sana veriyorlar. Ben alıyorum bir yerde. Bir şekilde ulaşıldı. Bunun güzelliği Roger Moore ve Christopher Lee'nin ıslak imzaları var üstünde. Ya çok koleksiyon gezip de sizinkisi biraz farklı. Ya aslında biraz şeyi yüksek bunun. Zor ve yükselmiş yani değerler klas çok ya, yüksek. Böyle klas ötesi yani. Şey diye geçiyor bunlar one of a kind yani ikincisi yok. Harbi ha, yani hakikaten öyle bu arada. Koleksiyonun her şeyin bir fazlası vardır. Limitli çıkar bazı şeyler evet, bazı. Evet, evet. Bu tek şeyler çok değerli. Şimdi James Bond biliyorsunuz filmlerinden önce romanlarıyla Ian Fleming'in tamam, yazdığı evet. Romanlar. Ama filmlerden önce romanlardan sonra da çizgi romanları var. Çok tutunca daha filmler çekilmeden bu 1958 yılında çizip gazetede yayınlandığı Goldfinger macerasının orijinali. Gazeteden kesilmiş hali mi? Hayır abi onun orijinali. Gazeteye gene verilmiş matbaaya verilmiş tabii, olan sende yani. Tabii. Abi ne yapıyorsun onu da buluyorsun. Nasıl en son adamı buraya koyman kalmış zaten. Çizen adamın mumya hali falan. Biz onu getirttik. Bu da gene John McCluskey'nin çizdiği ilk James Bond. Daha Sean Connery yok. Zaten Sean Connery'yi de buna benzeterek buluyorlar. Şan var ya rolü adam sayesinde kapmışsın Şan. Şan var ya. Evet. Ben bütün dildeki kitapları topluyorum. Mesela ilk basım İngilizce kitaplar, Fransızcalar, Almancalar. Abi yani o kadar çok abi şey şöyle, var. Mesela bu Casino Royale konserler yapılıyor ondan sonra. Kan konserinin ilk bileti. Bunlara efemera deniyor. Her şeyinde ilki var. Bond kızlarından Madeline Smith'in imzası bana imzaladı bunu. Londra'ya her gittiğimde orada şey oluyor. Film Memorabilia Convention diye bir şeyler oluyor. Orada da böyle eski Bond kızları imzaya geliyorlar. İmzaya geliyorlar ama yaşlanmışlar tabii. Olayları şey yani imza atmak böyle 20-30 pound'a. Ücretli imza. Tabii canım. Ücretle sıraya giriyorsun attırıyorsun. Fuara gidiyorsun mesela Geek Fuarı'na. Tamam, Star Wars'un dıdısında oynamış bir kişi bile oturur orada. Evet, 5 dolar. Adanalı olacak mesailerde ben de atacağım. Tabii canım. Ya bütün hayatını ondan kazanıyor. Mesela bir tane Bond filmini oynamış. Bütün hayatını ondan kazanıyor. İleride ne oluyor ya imza günlerinde buluşuruz arkadaşlar. Daniel Craig'in de var. Roger Moore'un da var. Daniel Craig'in imzası mı var? Hepsinin var abi. Tanıştınız mı? Şöyle imzaları illa sana tamam, atması hayır, önemli tamam. Değil. Şey, aldın. Tabii alabiliyorsun. Sertifikalı satılıyor onlar. Böyle organizasyonlar oluyor mu yurt dışında? Sizi hemen tabii. Davet ediyorlar. Ya davet değil de kendimiz gidebilirse gidebiliriz. Davet edin. Hangisi? Tayland mı bu?
İbranice VHS. İşte ben bütün VHS'leri falan da topluyorum. Değişik ülkelerden Japonca, İbranice kapakları daha güzel oluyor. Bir sürü imza görüyorum bu arada. Ya bunlar ufak tefek imzalar. İçeride daha bütün... Abi inanılmaz yani. Baksana elimi çarpsam... Burası daha... 007. Hocam bu James Bond çikolatası mı? Değil ama yiyebilirsin. İstersen şöyle gel, sen de buraya gel. Anam. Yapma etme onu. Allah, Allah gazeteler. Eski ilk çıkan işte Cumhuriyet Gazetesi, Yeni İstanbul Gazetesi. Bütün James Bond'un çıkan haberleri. Hayat mecmuasında falan filan çıkmıştır böyle. Kronolojik olarak gidiyor. Burada Kadir İnanır var mesela yanında. Karambol'da çıkmış. Ben Kadir İnanır sanıyorum ya. Gene bu dosyada lobi kartları. Sinemanın lobisinde filmi tanıtan kartlar olurdu. Bunlarda böyle mesela Sean Connery ve Roger Moore'un lobi kartları, vintage foto, production still ve efemera dosyası. Gördüğüm en klas koleksiyoncusun. Buraya oturmaya gelse mesela arkadaşlarınız inanılmaz eğleniyordu. Çıkamaz ki. Lobi kartı dediğimiz bu ufak afiş gibi bunlar abi şeyde durur. Cam mekanlarının içinde. Tamam. Bir de bu lobi kartlarının jumbo boy dediğimiz büyük boyları var. Onlar da burada. A3 dosyalarda. Mesela işte GoldenEye filmi. Bunlar afiş kadar değerli. İstanbul'da çekildiğine gittiniz mi sete? Tabii. Abi o zaman o kadar ben şey değilim ama sete gidip ne yapıyorduk biz? Oradaki çöpleri tırmalıyorduk. İçine değişik bir şey çıkarsa da. Tabii geliyorlar işte prodüksiyon çok çekiyor bir şeyler. Alıyor, atıyor kağıt mağıt ıvır zıvır. Onları alıp koleksiyona koyabilirsin. Hem para vermeden olursun hem de efemera bunlar. İleride çok değerli bir olmuş şey oluyor. Bir şey söyleyeyim bence çok mantıklı tabii. Öyle bir destek bulsam ve çeksem ya. Bir dakika bu Casino Royale plağı mı? Evet o Casino Royale onun mesela daha tam şeyini yapmamışım, koymamışım. Büyüğü de var onun. Fırat Casino Royale'e taktı. Çok seviyorum filmi. Bunu sormadım. En sevdiğiniz film hangisi? Casino Royale o zaman. Ya hayır gerçekten merak ediyorum. Yok öyle hakikaten. En iyi James Bond filmi bence Casino Royale. Onun dışında Sean Connery'nin filmleri şöyle güzel. Daha böyle 60'ların havasını falan veriyor. O nostaljiyi veriyor. Özellikle Rusya'dan sevgilerle İstanbul'da geçiyor. İlk açılış sahnesinde Yeşilköy Havalimanı o zaman. Oraya kesin izleyeceğiz iniyor. Şimdi Ceyda'ya ve gidiyor. Seyredin abi. Mesela bunlar ilk pullar. Fleming'in anısı için basılmış pullar. İngiliz postasının bastığı. Pullar çok güzel. Tabii böyle illüstrasyonları falan çok güzel. Bunlar Corgi firmasının 1980'lerde çıkarttığı kurşun figürler. Plastik olanı şu. Oha ağır. Al abi plastik ama bu daha değerli. Neden? Bu 1960'larda Amerikan Gilbert firmasının çıkarttığı ilk figürler. Bunlar 60'lar, bunlar 80'ler. Bütün filmlerin pinleri. Ben bunları tek tek toplayıp display falan filan da kendim yaptım. Böyle kadife koydum çok arkaya. Güzel. Bayağı güzel olmuş bu arada. Şey mesela... filme giderken takıyor değil mi? Şey, Ömer abi. Biz gençsiniz. Sen abi diyor ama. Ben herkes abi diyorum. Bizim benden 2 yaş büyük. Yok ya. Böyle takıp gidiyor bütün filmler. Genç gösteriyoruz da aslında yaşımız var yani. Kaç yıldır bu arada onu sormuyordum. Kaç yıldır toplanıyor bunlar? Son 15 senedir topluyorum ama ilk parçam dersen bizim zamanımızda 80'lerde her mahallede bir tane videotek vardı. Evet. Video kaset kiralanırdı falan. Biz oradan kaset kiralardık. Ben ilk kez oradan James Bond'un Moonraker filmini almıştım. Roger Moore'un. Geri vermedin. Tabii vermedim çünkü çok güzeldi onun şeyi falan filan. O mesela hala koleksiyonda duruyor. O zaman ilk parçada o olmuş oluyor. Evet. Bu Mandrake, Sihirbazlar Kralı. Evet. Tay yayınlarından çıkar. Mandrake kapağını çizmiş. Aslan Şükür Tay yayınlarını çizen. Bu da James Bond'un A View to a Kill, Roger Moore'un filminin afişin çizimi. Bunu Aslan Şükür de işte Mandrake'yi buradan bu pozdan özenip şey yapmış. Bond pozuyla çizmiş. Normalde Mandrake elinde böyle silah milah tutmaz. Bu orijinal çizim 80'lerde çizilmiş. Ömer abi de çizer. Birazdan şok olacaksınız. Evet, orada. Evet abi bir de o animasyonlar var. Çok iyi çizer. Bunlar şeyler. Bir böyle 25 ölçekli arabalar falan filan imzalar. Şu seri biraz fantastik kaçtı ya. Evet. Pierce Brosnan. Evet, bakayım ben aynen. Uzağa çok göremiyorum şu. Gördüklerin telefon kartları. İngiltere'de böyle telefon kartları çıkıyor. Evet arama şeyi. Aa eskiden vardı. Üzerine reklam verirlerdi. Evet. James Bond telefon kartları mesela. Oha çok iyi. Vay be. Adamlar James Bond yeni seçilen James Bond'u duyurmak için uçak falan kaldırıyorlar. Tabii. Şimdi neler yapıyorlar? İçin önemli. Medya var. Medya dediğimiz VHS, CD, evet. Plak ve Laserdisc. Bunların böyle büyük oynatıcıları var. VHS'den daha görüntü kalitesi iyi ama ondan sonra nesilleri tükeniyor. Çünkü hem çok pahalı. Bunların güzellikleri şu. Üstündeki işte illüstrasyonlar, kapaklar falan. Bunlar bize daha çok tabii. Hoşumuza gidiyor. Evet. Şöyle audio CD diye ne yapıyorlar abi? Mesela The Spy Who Loved Me'yi. Seslendiriyorlar. Rosamund Pike seslendirmiş. Evet. Kitabı ama. Filmi de değil. Şimdi işte meşhur oldu bu sesli iş. Ceyda mesela Harry Potter'ı öyle okumuş Harry Potter'ı 3 kitabı öyle okudum. Şöyle basılmış olarak olduğu zaman bunlar koleksiyon malzemesi olmuş oluyor. Tabii. Evet. Bir de bir şeyin bence benim fikrim. Eline tutulabilir. Eline tutulabilir kitabını okumak veya dinlemek neyse. Çünkü sizin kendi dünyanızı yaratmanızı hani sağlıyor. Senin. Evet. Kitabın. Evet ama biliyoruz. Bunu da size tabii size imzaladım bunu da. Alalım yani. Bir koleksiyonumuz. Size imzalı koleksiyonların şeyi var diye. Estağfurullah. Fırat ve Ceyda'yı sevgilerim diye. Tabii canım herhalde abi.
Ben bu yaz bir tane kitap yazdım. 80 ve 90'lı yılların popüler kültür anıları diye. Çok evet, güzel. Ben görmüştüm zaten. Şeylerde görüyorum sizi. Ha, süpersiniz. Kitapçı çok gezdiğim için. 1981'den başlıyor 95'e kadar. İşte nedir? Suadiye Atlantik sineması, Rocky filmi, Moda Kırıntı, Pet Shop Boys, işte Bodrum, Hadi Gari, Discorium falan filan. Ve bunların içinde de böyle ufak tefek çizimler var. Bu konularla şeyle alakalı olarak. Kapağı falan da güzel. Kapağı çok güzel. İlk baskı bitti, ikinci baskıya geçildi. Bunu da görmüşken size bu şekilde. Bunu unutma, çantana. Ben hemen evet. Çantana koyayım. Şuraya koyuyorum bak, şurada. Şurada saatler var ama bu saatler tabii. Orijinal James Bond saatleri değil, değil mi? Ha, saatleri soracaktım tabii ben de. Kaç saattir aklımda? Tabii saatler şöyle. Şimdi orijinal James Bond saati diye bir şey şu. Yani filmde kullandığı saati alırsın 3-5 milyon pound'a paran varsa İngiltere'deki müzayededen. O ayrı bir şey. Tabii. Adam filmin parasını çıkarıyor yani sadece bundan. Tabii. Oo, saat satıldı. Üçüncü filmi çekeriz falan diye. Aynen öyle. Yapımcı içeri giriyor. Eon Productions 60 senedir sadece James Bond filmi çekiyor. Başka bir prodüksiyon yaptığı yok. Yani. Neyse. Swatch firmasının 2-3 sene önce No Time To Die son film için çıkarttığı saatler. Ha, güzel. Tabii tabii. Güzel ben komple o zaman 6 tane çıkartmıştım. Hatta burada display de var. Arkada duruyor. Mağazadan display'ini de aldım. Gittim. Display'i vermiyorlar normalde. Casino Royale'in ilk filmi. VHS'si. Kim oynuyor? Peter Sellers. David Niven. Woody Allen. Ursula Andress. Peter Sellers neyi oynamış? Komedi filmi olarak çekiyorlar. Ben daha tamam. Zaten Woody Allen'ı oynamış. Öyle bir film olarak çekiyorlar. Bu da Casino Royale'in ilk basım. Aa, bu çok romanı. Güzel ya. 1953'te Ian Fleming'in yazdığı hardcover. İlk basım romanlar. Bu 14 tane kitaptan. Ben bir 5-6 tanesi var. Bunlar çok değerli. Ben bir şekilde şey yaptım ama. Şimdi biz muhtemelen kitabına saracağız Ceyda ile okumaya başlayacağız. Yine bir koleksiyona geldik, özendik. Evet. Siz de öyle eminim. Bence kitap okuyun. Filmlerde hangi kitap kitabından gibi... başlayalım? Abi ilk kitaptan başlayalım o zaman. Casino Royale. Tamam. İlk kitabı. James Bond figürleri falan değil ama bunlar da yine Cinemaket firmasının çıkarttığı. İşte saçları gerçek saç. Islak imzalı yine Johnny Depp ve Viggo Mortensen'den. Sertifikasıyla falan filan. Sizin koleksiyonun farkı sunum sergileme olarak çok şey. Evet, sergileme. Çok iyi yani. Her şeyin nameplate'i var. Bak görüyor musun? Mesela burada kitap Türkiye'de yayınlanan James Bond aynen. kitapları diyor. Müze gibi olmuş. Müze yani. Gibi olmuş. Müze gibi, evet. Evet, o kısmı çok seviyorum yani. Tam sergilemeyi falan seviyorum. Tek tek sormaya kalksak çünkü video 6,5 saat sürer. Abi, o kadar küçük parça şey var ki. Var. İnanılmaz. Şu. Onu ben bittim ona. 80'li yıllarda Pink Floyd'un The Wall filmi var. Alan Parker'ın çektiği. Bu Türkiye afişinin orijinal çizimi gene. Çok afiş değil yani. Afişin orijinal çizimi. Ömer Muz çizmiş bunu zamanında. Şöyle içeri doğru gidelim. İçeri doğru gidelim. Çok acayip ya. Abi şimdi burada tabii bütün otograflar, starların attığı imzalar. Burada Roger Moore ve 6 tane Bond kızının aynı resim üstüne attığı imza. İşte Eva Green, Vesper Lynd olarak Casino Royale'de yine bir şey imza atmış. Ya Eva Green çok güzel. En sevdiğiniz Bond kızı kim? Yeni seride benim şey. Son kız. Zaten onu çok beğeniyorum. Bence Ceyda'dan sonra dünyanın en güzel kadını. Ya abart Ceyda'dan Eva Green mi kim? Eva Green bence. Fransız olan. Aa, Lea Seydoux. Benim en sevdiğim Holberry var. İşte Ursula Andress. Biz daha böyle... Yaşlıları seviyoruz demek ki. Yaşlı ben Eva Green'ciyim. Eva Green hem çok iyi bence oyuncu ve çok güzel. Pis bir kadındı ya filmde. Olsun. Eyşan ya o, Eyşan ya. Abi şuna bir parça daha var çok enteresan. Bu çok acayip ya. Şimdi bak. Bir dakika nasıl ya? Kara Şimşek var, Star Wars var. Bravo. Bravo çok güzel bir detay. Şimdi bak 80'lerde James Bond filmleri geliyor. Tamam mı? Evet. Bütün filmler geliyor. Hangi film gelirse gelsin. Hı-hı. Mesela E.T. geliyor. Hı-hı. Hatta Çağatay da var. Gittiğinizde göstersin size. Ben hediye ettim onu. Çok güzel bir parça. Mandrake kapağının üstünde E.T. var. Mandrake ile E.T.'nin alakası yok ama o ara vizyona E.T. giriyor ya. Koyuyorlar abi kapağa. Daha çok satıyor. Telif de yok, bir şey de yok. Yoksa zaten. Bu orijinal çizim bak. Görüyorsun. Evet. Evet. Afiş bu. İnsan gibi yazıyor. Bak onu yazıyı sonra eklemiştim. İnsan gibi yaşıyor. Ya afiş koleksiyoneri ne yapıyor? Gidiyor dünya kadar para verip bu ilk dönem afişi alıyor. Bu onun orijinali abi. Bulamazsın. Daha da ötesi yani. Aa, diorama. Tabii abi bu diyoramadan şeyle ışıklı bu tren vardı bütün evin içinde burada. Bunlar gidiyor, kumandaları, mumandaları. Ben ona bir ara sarmıştım, mı? YouTube'dan izliyordum. Çok başka bir şey, bakımları falan trenleri. Onların da bende çok acayip bir şey var. Oha, figürlere bak! Dur yavrum dur. Bakma, ya, arkamı dön. Bak, bu güzel abi. Bu Matrix filmi oldu. Bir dakika, o gerçek silah mı? Ne, yok canım. Matrix filminde Lawrence Fishburne'ın kullandığı silah. Screen use deniyor bunlara. Orada kullandığı silah. Tabii filmde birebir kullandığı silah. Ağırlığı nasıl? Ağırlığı yok. Neden? Nasıl çünkü ya? Filmlerde güvenlik için rubber'dan yapıyorlar bu evet, silahları. Tamam. Bu onlardan biri. Zaten ben o sayede alıp İngiltere'den getirdim. Gerçek silah getiremem zaten yoksa. Filmde bunu kullanıyor işte. Hollywood yıldızı da yükleniyor. Evet. Şeyi çok iyi. Tabii birebir. Şey yok mu mavi kırmızı haplardan? Mavi kırmızı haplar. Mesela gördüğünüz figürleri. Ay, işte çok güzel. Bunu
malzemesi. Suratlar silikon. Dokun. Saçlar gerçek saç. Tabii. Böyle figür pek üretmiyorlar artık abi, galiba. Üretiliyor da bunlar daha high end. Herkeste yok o yüzden. Bu mesela Predator gene Arnold Schwarzenegger'in canlandı. Alabiliyor muyum? Alabilirsin, açarız istiyorsan şeyini. Yok, giderken almaya çalışıyorum. Götürüyor muyum yani direkt? Rambo'nun bıçağı. Yine Sylvester Stallone'un üstü ıslak imzalı. Ondan sonra gene burada bak o pullar demiştik. James Bond için çıkarılan pullar, ilk gün zarfları. Şimdi çizimlerini görüyorum abi. Sen burada çiziyorsun. İşte ben bir tane sergi açtım yeni. Goba Sanat Galerisi'nde Beyoğlu'nda. Tamam. Kinematograf. Ben böyle şeyleri yapıyorum. Mimari çizim tekniğinin grafik anlatım, sinema ve çizgi romanda birleşimi bir şey. Mesela Miami Vice. Eski popüler kültürün. Tabii Miami Vice ama bu Colin Farrell'la beraber mesela karıştırdık. Bunlar hepsi el çizimi. Bilgisayar falan filan değil. Yo, belli zaten. İlk önce kurşun kalemle eskiz yapıyoruz. Ondan sonra çizimleri yapıyoruz. Mesela bu... Ömer abi Mimar Sinan mezunu bu arada arkadaşlar. İç mimar aynı zamanda. Evet. Sonra da sinema okumuş yurt dışında. Mimar Sinan'da çizerken hep projeleri böyle elle çizerdik. Bilgisayar yoktu. Kurşun kalemle, rapido falan filan, çini mürekkebi. Bu da o teknik. Onu bu sanata uygulanmış. İnanılmaz hani. İnanılmaz ya. Burada mesela yine Bond filmlerinden Bonds and Watches diye bir şey yaptım, seri yaptım. Saatler ve şeyler. Doktor No'da işte kolumda taktığı Sean Connery'nin Rolex Submariner falan filan gibi. Ulan Rolex. Ben yani Türkiye'de film şey çektiğimde sana ben olsam yaptırırım yani yapım ben firması de, olarak kesin. Böyle bir şey ve sergide satış yani. Gibi tabii bir şey tabii olacak mı? Hepsi satıldı. Sergi oldu. Satıldı zaten. Satıldı. Şu an o sergi şu an... O bitti. Ben... Gitmeyin. Bitmiş. Bir ayında yeni bir sergimiz olacak. Valla ben gelirim. Çok severim. En son Cem Yılmaz'a bir tane hokkabaz yaptım. Ha yani çok işte evet. Güzel. İkonik filmlerden. Evet. Ne oluyor ya? Ben ne oluyor? Tabii ne oluyor ya hocam? Bizim ne oluyor ya evimizde? Hocam biz de istiyoruz. Biz de ısmarlayacağız. Ne oluyor ya lütfen hocam? Ne oluyor ya? Yapılır mı? Ben tamam, ikonik görüntülerden. Manyak gibi, çok severim. Oha bu mükemmel olacak. Kola koleksiyonu bile var hocam. Temalı Coca-Cola şişeleri. Şimdi insan koleksiyoner olunca galiba bir şey beğenince onu böyle eşyasını da alayım, biriktireyim, kenara koyayım aman diye. Ben bunları da her şeyin böyle acayip düzenlidir. Bunları da böyle düzenli koyup 1938 yazıyor. İlk pullar bilmem ne hepsinin. Eskiden pul koleksiyonuyla kız sallarlarmış. Yanlış mı? Doğru. Hayır. Onun hikayesi şu. Eve gel de sana pul koleksiyonu koleksiyonumu göstereyim. Evet, şimdi James Bond koleksiyonu göstereyim diyoruz. Şey diyoruz. James Bond ürünlerinin en pahalısını gördük zaten. O silah. Evet, yani tamam. Ne kadardır şu anki fiyatı? Bundan 12-13 sene evvel o silahın kabzası imzalı versiyonu Christie's'deki müzayede evinde 12.000 pound artı vergilere o zaman satıldı. Ama tabii biz bunları zamanında böyle paralar almadım. İlk filme çıkardığında bir şekilde ucuz almaya çalışıyoruz. Tüm bu her şeyin, ya bu çok koleksiyon var tabii sende. Evet. Takribi fiyatı nedir şu anda? 200-300 bin dolar falan filan vardır. Değil mi? Vardır. Çünkü evet. Şöyle düşün ama bazı koleksiyonlara gittik. O kadar eski değiller. Evet. 1 milyon TL, 1,5 milyonlara çıkıyordu. Burada bir de bir şeyin ilki ve teki var. Yani evet, bu çok acayip değerli. İşte ona göre neye göre fiyat biçeceğiz? İşte o yüzden tabii. Biçemeyiz canım. Ortalama. Takribi işte kafamızda. Takribi aynen öyle. Söz var o çok mühim hakikaten. Bir şeyi alırken bir kere düşünürsün. Almazsan 1000 kere düşünürsün diye. Çünkü doğru. Hakikaten almadığın zaman. Bir kere şansın var. Evet, kaçırdığın bir şeyi ondan sonra neden almadım. Birkaç kere de o bana oldu. O yüzden artık olmaması için böyle elinden geldiğine. Vallahi çok memnun oldum abi. Çok teşekkür ederiz. Gene ufkum açıldı. Yeni bir hobi daha edindim. Şimdi çok James Bond gidip izleyeceğim. Çok kitaplarını James okuyacağım. James Bond mu biriktirmeye başlıyoruz? Ne? Hayır, kitaplarını bunu okuyacağım. Gücümüz yetmez izleyeceğim. Ona gücümüz. Hepsinin teki burada zaten. Bize hiç evet, bize kalmıyor. Vallahi teşekkür o zaman ediyoruz. Şimdi öteki koleksiyonumuza geçiyoruz. Tamam. Şunu ben alayım da. İyice. Yine bambaşka bir bambaşka bir koleksiyondayız. Bu koleksiyonumuz... İnanılmaz. Orası inanılmaz bu. Dur anlatacağım. Ama çok heyecanlı, çığlık attım içeri girdiğimde yemin ederim. Çağatay Odabaş'la beraberiz. Bir başka sanatçımızla beraberiz. Evet. Birazdan Çağatay Bey'in eserlerine de bakacağız. Çünkü onlar da gerçekten o işe ilginizi çekecek şeyler. İki tane koleksiyonumuz var. Doğru mu abi? Evet. Bir tanesi E.T. koleksiyonu, bir tanesi de Funko Pop. Ama çünkü... sonra çek onu. Şey olsun. Funko Pop bilmeyenler şimdi görecekler. Abi bu E.T. koleksiyonu nasıl yapılabilir ya? Nasıl yapılabilir işte ya, böyle. E.T. koleksiyonu yapmak gerçekten çok zor. Şunun için zor. Film 40-42 senelik bir film. Evet. Dolayısıyla ürünlerini bulmak çok zor. Tabii. Türkiye'de 84'te gösterime giriyor. O yıllarda filmler 3-4 yıl sonra gösterime giriyor. Süreyya sinemasında annem beni 3,5-4 yaşındayken orada E.T.'ye götürüyor. Hayatımda gittiğim ilk film. Onun için ben de yer etti. Benim gittiğim ilk filmi ben hatırlıyorum. Neydi biliyor musunuz? Flintstones. Ben abi ağlamıştım başlayınca. Hep çizgi filmde görüyorum ya. Ayakları gördüm böyle fıt fıt yapıyor. Ağlamaya başladım filmi izlerken. Küçüktüm. Onu hatırlıyorum bir tek. Sonra büyüyünce bir daha izledim. Onun için bir şeylerini bulmak çok zor. Yani burada gördüğünüz yani, çoğu şey çok eski. Yani mesela şurada bak 1982 yılında çıkmış sakızları mesela. Baksana o zaman enflasyonu da ölçebiliriz. Ya 27 centmiş o zaman.
İçinden de sticker çıkıyor bu arada. Tabii, tabii. 10 tane kart. Bu hiç açılmamış. Nasıl açmadın ya, ben şimdi? Valla onu çok zor bilmiyorsun buldum. Bilmiyorsun 10 kart ne? Tabii. Şu evet. Kartlar çıkıyor içinden. Ha, tamam çok da güzel değilmiş kartları. Beğenmedim. Okay. Yani dolayısıyla senin dediğin gibi bir şeyleri bulmak çok zor. Ama burada yeni şeyler de var. Şu mesela 2022 yılına ait Iron Studios diye bir firma var. Onun çıkarttığı limitli bir heykel. Bunlar falan eski mi? Evet, o eski, onun içinden şu bardaklar çıkıyor. Ya çok güzel. Onu da çok sevdiğim, buradan analım, İrina Namlıcı isimli bir koleksiyoner bir hanımefendi var. Batman koleksiyoneridir kendisi. Japonya'da bir yerden bulup bana hediye almıştı onları. Ama çok şimdi değişik bir şey. Ben de gitsem bir E.T. görsem bir yerde alırım sana. Aklına gelir değil mi? Gelir, evet yani. Bir şey diyeceğim. Bunlar eski değil ama değil mi? Şunlar falan bir 10 yıllık falandır. İşte şu yeni Funko'lar var. Bu mesela eski bir Funko. Aa, o çok güzelmiş. Evet. Çıldırırsın bunlar, sticker albümü. Tabii açmamış. Hiç açılmamış. 1982 yılında Pizza Hut'a gittiğinde Pizza Hut'ta altına bir kağıt koyarlardı. Evet. O kağıt hani çocuklarda oynasın diye şeyleri var. Yok artık. Bardakları da var. Bardakları da var burada. İşte. Bak bu bardaklar. Ha, o bardaklar orada. 1982 yılına ait bu mesela. Bardaklar aşırı güzel. Filmden bir... Evet, bir... o filmden bir kare, film bandından. Hayır. Orijinal filmden bir parça yani aslında. Evet, evet. Türk de... versiyonu izledin mi? Türk, tabii ki. Tabii ki izledim. İzlemez miyim? Çok iyi o da. İki tane versiyonu var hatta. İki mi? İzledim. İki diye biliyorum ben. Ha, ben bir tanesini biliyorum. Izledim. Homoti ile Buddy var diye biliyorum. Homoti'yi biliyorum ben. Bir de Buddy olması lazım. Buddy var, Buddy. Ben bili Buddy'yi biliyorum. Ben Homoti'yi biliyorum. Ben Homoti'yi hiç duymadım. Çok çirkindi Buddy. Homoti de çok. Hatta ben size bir şey anlatayım onunla ilgili. Şimdi izleyicilerin de çok ilgisini çekecek bir şey. Bu 1984 yılında Tay yayınları biliyorsunuz. Texas Tom Mix, Mandrake onları çıkartıyor ve onlar bir furya 80'li yıllarda. Şimdiki gibi sosyal medya yok. Mandrake çıkacağı zaman bunun kapakları da rahmetli Aslan Şükür çiziyor elle. Diyorlar ki Aslan abi diyorlar sinemaya E.T. diye bir film geldi. Hani çok herkes tuttu. Gidiyor çok tuttu. Sen bu ayki Mandrake'nin kapağında bir tane E.T. çizsene diyor. Ama Mandrake ile alakası yok. Tamamıyla gazete bayinde insanların görüp alması için. Burada gördüğünüz de Aslan abinin çizdiği orijinal. Sen şimdi bir film Instagram'dan öneriyorsun influencer olarak. Evet. Aynısını E.T. yapıyor aslında, evet, anladın mı? Evet. Eski zamanın... Yani E.T. influencer. Evet, influence etmiş yani. Mandrake alın ben de seviyorum gibisinden yandan koymuşlar, anladın mı? Bu da hiç açılmamış 1982 veya 84 galiba. Baksana abi ya. Oha, gıcır gıcır. Ben de gördüm. Lego'yu da Lego'nun seti yok galiba. Lego'nun seti yok ama. Lego'nun seti yok ama burada da çok enteresan. Şu sahte, şu orijinal. Şu Çin malı, şu gerçek. Hiç öyle durmuyor. Hiç öyle durmuyor. Değil mi? Bunlar çok iyiymiş bu arada. Onlar Toys R Us'ın 20. yıl serisinde çıkarttıkları şey. Aa. O da full seri. Onu da Japonya'da bulmuştum ben. Bunun peki nasıl, nereden aldın bunu? Nasıl buldun? Nasıl getirdin? Bunu da yine bulmak etmek tabii zor oldu. Bu da NECA diye bir firmanın life size. Filmde gördüğümüzün gerçek hali. 1/1'i. Bu tip şeyleri getirirken gümrük muayenelerinde falan çok saçma sapan şeyler bu oluyor. Ne diyorsun, hayır, bu ne? Luna Park'a mı aldın bunu? Evet, evet, bu ne diyordur yani. Hemen elini şöyle uzatıp selamlaşman lazım. Ya şunları bilirsiniz. Mesela siz çok yurt dışına çıkıyorsunuz. Bunun çok delileri var. Pez şekerleri. Evet. Yine bir 30 yılı falan vardır bunun da yani. Vay be. Bunun da acayip koleksiyonerleri var. Fırat'la bizim jenerasyondur. Game Boy. Evet. Kaset. Evet. Dünyanın en kötü oyunlarından birisi biliyorsun. Tabii. E.T. oyunudur. Atari'de oyununu yaptılar. O kadar kötü ki bütün ben kasetleri de... toplayıp evet. Gömdüler. Onu hikayesini ben şimdi arıyorum. Çok zor bulunuyor mesela ondan bir parça. Atari kasetini bulmak çok zor mesela. Yani inanılmaz kötü arkadaşlar. Tabii. Oynayan kimse oyunu anlayamıyor. Firma gömüyor yani. Hani bayağı toprak evet. Açığa dozerle bütün şeyleri gömüyorlar. Ama şu filmi izleyince ne alaka oyunu zaten? Nasıl bir sistem? Aşkım senin de oyunlarla hiç alakan yok. Evet, nasıl doğru. Olabilir böyle bir şey ya? O arkadaki de yine benim arkadaşım Murat Bingöl var. İllüstratördür. Onun güzel. Bana doğum günümde çizdiği bir şey. Çok seviyorum o çizimi. Ya çok saçma sapan ürünleri de var. Mesela baksana yani 40. Evet, yıl için çıkarttıkları yüzük dikiş yüzüğü. Ne alaka değil mi ya saçma sapan? Ben mesela şunu merak ediyorum. Orada sormayı unuttum Ömer abi. Sen şimdi oturup sürekli E.T. izlemiyorsundur. Yok hayır. Kim de ne zaman izledin değil mi? En son bir kızımla izledim. Artık izleyince tabii eski geliyor film. Tabii. Ama yine de müthiş bir duygusu var filmin yani. Kızın kaç yaşında izledi? 9 yaşında izledi. Sevdi mi? Sevdi. Hatta bazı sahneleri unutamıyor. Mesela bisiklet sahnesi tabii. Tamam unutamıyor. Demek ki şöyle. Hani şimdi mesela bir sürü izlemeyen genç vardır. İzleseler bu ne biçim film, hiç gerçekçi değil diyecekler. E.T.'nin hareketlerine bakıp. Ama işte çocukken izleyince yine güzel geliyor demek. Film aslında güzel yani. Yok. Güzel siz fazla film. Güzel şeylere maruz kaldınız CGI'da. Tabii. Anladın mı? Film güzel aslında. Şey desem ya makara muhabbet. Tabii yani. Bizim nesil E.T. selamlaşmasıyla klasik birbirimize böyle selamlaşmıyor muydu? Evet. Şimdi öteki büyük koleksiyona Funko. Geçiyorum. Ama ondan önce şurada da bir parçamız var. Onu da gösterelim. Ha, bir dakika evet. Emre Yusuf yine. Evet Emre. Evet. Sizle tanışmamıza vesile olan sevgili dostum Emre Yusuf yine heykeli. Bu benim evimdeydi. Siz geliyorsunuz diye özellikle getirdim. Bu Emre'nin yaptığı bir Herkül serisi var. Çok meşhur. Evet. Çok onun iyi.
için bunu bana özel yaptı sağ olsun. Yani bunun benim için değeri inanılmaz yüksek. Sizle de tanışmamıza vesile olduğu için. Evet. Güzel oldu. Biz ama biz Emre'yle daha tanışamadık. O da ayrı bir konu. Evet. Şimdi geldik Funko Pop'lara. Ya burada her sinema severin mutlaka kendini bulacağı bir karakter Obelix mutlaka var. Obelix biraz büyük boy ama. Normalde de büyük ya. Büyük kazana ya. Düştüğü için koleksiyondaki en değerli parça. Bu hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'de Boba de Fett. Başka kimse de yok. 2013 yılındaki San Diego Comic Con fuarı için yapılan özel bir parça. Dünyada 480 limitlidir ve bu Mandalorian furyası, Boba Fett'ler falan ortaya aha çıktıktan sonra bunun değeri uçtu gitti yani. Ne kadar değeri? 4-5 bin dolar falandır değeri. Ben aldığımda o kadar değildi tabii. Indiana Jones o da yine 2016 Comic Con için 500 dolar civarında falandır. Bu da 2012 çok Comic Con. Çok iyi film bu arada. Müthiş filmdir Tim ben... Burton. Bu da 480 adet. Yani dünyada zaten limitleri çok az ve 2012 yılı yani düşünsene 10 yıl geçmiş zaten aradan. Kutulaması da değişik bu arada. Tabii hard case'leri var onların. Sen neye göre alıyorsun abi? Ben bir kere sevdiğim filmleri topluyorum. Sevdiğim gruplar var bazı işte Iron Maiden'lar vesaireler gibi. Ama genelde film ve çizgi filmleri topluyorum ben. Hani yaptığım işle alakalı olarak. Resmini yaptığım bir karakter varsa. Bunları göreceğiz yaptığı işi şimdi birazdan evet göreceğiz. Evet o da uçuk. Mesela orada Ninja Turtles'ları görüyorum çok güzel. Onlar bak ilk çıkan Ninja Turtles'lar mesela orada Michelangelo eksik. Bir de bunların application'ı var. Bunların hepsinin barkodlarını okutup güncel değerlerini ne kadar yükseldiğini, ne kadar alçaldığını Allah değerini Allah görebiliyorsun. Onu nereden veriyor sana? Global piyasadan fiyatları ölçüyor, topluyor, ölçüyor. Her günde güncelliyor koleksiyon değerini, bunların ne kadar olduğunu, nerede bulabilirsin gibi bir çeşitli yan bilgiler de sunuyor. Ya ama kutudan çıkmıyor, çıldıracağım ya. Vallahi ben kendim, ben koleksiyoner değilim tabii ki de. Şu... Çıkardım hepsini. Ben 80 doğumluyum. Çocukken biz oyuncakçıya gittiğimiz zaman kutulara çok hani şey yapardık. Hmm. O kutuları böyle seyrederek bir oyuncak evet seçerdik. Dolayısıyla bunları böyle kutulu görmek bana o çocukluğumdaki hmm oyuncakçı dükkanı hissini de veriyor. Hani ben şimdi naizane bir sanatçı olduğum için bu kutuyla birlikte bir tasarım benim için. Doğru. Onun için arada, bunu böyle seyretmek hmm benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi daha iyi anladım. Bak ilk aldığım Funko şuydu. Pennywise. Mesela Ceyda'da olan ama sende olmayan bir şey var. Oo, ne? Ben bayağı yurt dışından bulup aldım yani. Türkiye'de ha çok zordu. Ne? Hangisini diyorsun? Ufaklardaki şey. Jetgiller yavrum. Ha, jetgiller ha. Jetgiller evet var. Çok güzel evet jetgiller. Abi hayır. Ne oluyor ya? En sevdiğim evet çizgi film benim ya. Ya acayipti o Nickelodeon zamanında. Çok acayipti arkadaşlar. Oblina, Icarus, Krum. İşte bak kaç para olsa veririm şimdi bunları. Kaç para olsa verirsin. Param varsa bu kadarını veririm. Bu arada eskiden Funko'lar çok ucuzdu biliyor musun? Ya eskiden dediğim 3-4 sene önce falan bayağı uygun fiyatlar alınıyordu. Şimdi maalesef tabii dövizin yükselmesiyle birlikte birazcık arttı. Türkiye'ye getiren distribütörler de haklı tabii ki. Yüksek maliyetli tabii bir şey. Şurada bir şeye bakacağım. Peki. Mr. Bean çok güzelmiş. Gel Ceyda'cığım. Çok güzel ama bir dakika Annabelle de çok... Ama işte... Toplam şimdi değerini merak ediyorum. Koleksiyon değeri. Evet. Yani onunla ilgili çok genel bir şey söyleyeyim. Genel geçer bir niye şey ya söyleyeyim. Niye ya barkosundan bakıp söyleyeyim işte. Makineci göre hesaplayalım. Yani vardır buranın bir toplamı, bir teklik vardır herhalde diye düşünüyorum. 1 milyon çıkar mı diyorsun? Çıkar herhalde. Yani şimdi burada bazıları çıkar çok kıymetli. Dediğim gibi yani şu tek başına zaten 4-5 bin dolar. Peki burası... Sence? Hani bunu bir maddi değerden ziyade manevi olarak şey yapmak lazım. Bulmak çok zor. Fiyatını evet söylese de kimse satmayacak. Zaten tabii aslında hepsinin manevi değeri daha yüksek. Fransızca ve Yunanca birinci basım kitapları mesela. Allah. Nereden ya biri ki mesela bu stikerleri almış ve açmamış derken açmış. Yok açık. Açma değil. Yok onlar artık o kadar eski ki 40 senelik olduğu için patlıyor artık kendiliğinden açık. Hayır mesela bunu açmamış birisi ve bulmuşsun. Evet. Yani çok da zor yani bunun açılmamışını bulmak. Çok zor. Gerçekten saklanmış. Şu, normaldeki işini bir gösterebilir miyiz? Ama tabii Instagram hesaplarını aşağıya koyduk ki oradan bakın aslında. Çünkü burada satılmamış olanları göreceğiz. Satılmış olanlar kaç tane kim bilir değil mi? Çeşit tabii çeşit. Tabii. Bunun baskı olduğunu zannediyorsunuz değil mi? Yaklaş. Hayır. Yaklaş. Tek hepsi tek. Tek tek nokta nokta boyanmış. Çok acayip bir sistem. Gerçekten. Evet. Bunları Çağatay Bey böyle tek tek eliyle tık 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 ilmek ilmek işliyor bunlar gibi. Ama bir özelliği var. O özellik şu. Sadece filmlerden sahne. Sadece filmlerden. Diziler de olabilir. Dizi ama de olur. Buradaki en önemli kriterimiz her filmdeki veya dizideki karakteri yalnız bir defa resmini yapıyorum. Bunu aldı bir daha kimse bir daha bu karakteri bu şekilde alamıyor. Evet. Mesela Logan filminden bir tane yapabiliriz. Veya Wolverine 1'den bir tane bir yapabiliriz. Bir tane tamam evet. Yani her film bazında. Tamam. Dolayısıyla tek karakterli filmler mesela şurada göstereceğimiz
gibi Esaretin Bedeli. Yani bundan ikinci bir tane daha asla olmayacak. Bunlar sipariş mi? Bunlar benim eskizlerini hazırladığım eserlerdi. Buraya gelen koleksiyonerlerin seçip bakıp beğendiği parçalar diyelim. Daha neler var bu arada? Arka tarafta Kaptan Amerika var. Kaptan Amerika'nın da bir özelliği var. Elinde Mjolnir var. Thor'un çekicini tuttuğu sahne. Ha, ya sahneyi de seçiyorsunuz. Eğer uygunsa yapmaya yapılıyor. Fiyatlarını hiç sormayın arkadaşlar. Ucuz şeyler değil. Zaten görüyorsunuz. Tek tek nokta nokta işlenmiş. Siz yani düşünün. Siz canım atama bakın bir ya. Bu ne ya? Bu da çok güzel. Bu evet film dışında yaptığım bir seri bu. Respect Saygı serisi. Bunda da yine filmlerde olduğu gibi her Atatürk fotoğrafından yalnızca bir kere faydalanarak yaptığım bir seri. Burada Niki Lauda var bakın. Evet. Rush filminden. Rush çok ya, güzel çok film. Güzel bir film. O Niki Lauda'nın ülkesine Avusturya'ya gidiyor. Ya, bu arada ben şimdi Jennifer Lopez almış ya senden. Evet Jennifer şimdi Lopez ilk dedi ki Ceydan insan kendini niye alır? Şimdi şöyle düşün. Ben bu filmde oynadım. Niki Lauda'yı. Filmini alırım. Film adını da filmini almış zaten. Ben Batman'i oynadım. Batman karakteri olarak okey ama Jennifer Lopez'in zaten bütün görselleri öyle ya hani. İyiydi. Niki Lauda'yı oynadım. Aldım işte kendimi. Hocam bu başka bir şey. Benim anlattığım ne? Sen ne kıskanıyorsun Jennifer Lopez'i? Ya niye kıskanıyorsun? Bu arada seni bir an Batman olarak düşündüm de. Benden olur. Gözler çok güzel. Bak gözlerim çok güzel. Jennifer Lopez olayında şöyle oldu. Buradan da kendisine selam yollamak isterim. İzlese ya bizi. Çok istiyorsa ben de selam söylemek isterim. Allah'a ben de söylüyorum ya. Ben de söylüyorum. Çok sevdiğim abim Şafak Çak onun sahnelerdeki bazı tasarımlarını, evindeki bazı tasarımlarını yaptı. Türkiye'den çok inanılmaz bir mimardır kendisi. Onun vesilesiyle o bağlantıya geçtik. O zaman Şafak Bey izliyorsa... Tabii. Bir Şafak Bey izliyorsa Şafak Bey Jennifer Lopez'i izletebilir gibi bir durum. Şafak Bey zaten evet. Jennifer Lopez'i dünya ünlü bütün starlara Sting vesaire bir sürü starla çalışıyor. Türkiye'de gerçekten müthiş başarılı bir isim. Bir de şey çok güzel. Şimdi acayip baktığınız zaman 2.7 milimlik noktalar bunlar. Hepsi birbirine benziyor ama biz bunları bir büyüteçle baksak hepsi handmade olduğu için DNA molekülü gibi veya parmak izi gibi hepsi birbirinden farklı. Bir de dokunduğunuzda halıya dokunmuşsunuz gibi bir dokusu var biliyor musunuz? Yani kabartılı. Değişik bir boyut var yakından bakınca gerçekten. Gerçekten çok güzel bir şeymiş ya. İleride kesinlikle senden bir tane şey alacağız biz de. Kesin. Evimizi yapalım köye. İnşallah sen de kendin oraya yapmayı uygun görürsen. Tabii çünkü her istediğini mesela yapmıyor. Kolpaçino'dan bir sahne düşünüyorum mesela. İşte Kolpaçino bir. Tabii zaten bir ya da kutsal damacana. Bana mesela şunu soruyor. Diyor ki hani bunları bu kadar yapıyorsun ediyorsun birine vermek zor olmuyor mu? Zor olmuyor mu? Tabii ki zor oluyor ama insan şunu düşünüyor. Hani insan hani evladını evlendirirsin ve o gittiği yerde evet. Mutlu olduğunu bilirsin ya. Yani bunu seven biri alıp onunla evinde yaşadığını bilmek beni güzel mutlu şey. Ediyor zaten. O yüzden sen değerini bilen biriyle yani. Tabii ki. O filmi seçen koleksiyonerlerle de yani %99 inanılmaz bir dostluğumuz oluyor sonrasında da. Hı. Neticede bizi bir araya getiren şey sinema olduğu için onun üzerinde saatlerce konuşabiliyoruz. O resim doğru. Üzerine konuşabiliyoruz. Arıyorum şimdi Çağla. Tablo iyi durumda mı? Hala hatırlasın. Hiç şey, sürekli peşinde tablo. Kaçıncı noktada falan. İyi bakılıyor değil mi nokta şeyi falan. Nokta sayılarından da bilgi verelim. Yani şöyle bir resimde aşağı yukarı 400 bin nokta var. Ne? 400 bin civarında nokta kaç ay sürüyor? Var. Son noktayı koymuş. 2,5 ay. Renklerin dağılımına göre de değişiyor. Abi gözlük de takmıyorsun. Gerçekten bozmamışsın gözlerini. Gözleri bozulmuş bu arada. Gözüm bozuldu. Yani 40 yaşında katarak ameliyatı oldum ya. Sizin çok sıkı takipçileriniz var. Her şeyi inceliyorlar. Hani nacizane onlar da girip Instagram'da bakarlarsa bunların yapım aşamaları evet, da var. Evet şey, evet. Benim nasıl boyarkenki yapım videolarım falan var. Onları da izlerlerse fikir sahibi olabilirler. Yani şöyle mesela dağınık karışık yerler tabii ki çok daha zaman alıyor. Blok yerlerde de tabii ki çok dikkatli boyama gerekiyor. Hani bozulmalar vesaire olmasın diye. Çok uzun süre bakınca zaten biraz böyle şey olmaya başlıyor. Tabii yani şöyle benim çalışma mesafem şu zaten. Hani şöyle şöyle çalışıyorum. Bir süre sonra dönüyorum. Uzağa göremiyorsun. Derler ya bunu yapan kör oldu diye. Tabii, Allah korusun yani bu o yani işte arkadaşlar. Vallahi helal olsun. Aslında bunun noktalardan yapılıyor olması bir araç. Aslında evet. Esas amaç bir tane sahneyi seçebilmek. O film akıyor. Hep ben onu söylerim röportajlarda. Film akan bir şey ve onun içinden bir anı seçip onu durdurmak işte. O evet. Anı seçmek çok önemli. Benim babam bir filmde oynadı. Benim filmimde benim yaşlılığım oynadı. Bir sahnesi var. Böyle Escobar Albayram gibi şapkasıyla geldi. Aa çok güzel geldi. Olur bu arada. Müthiş bir sahne. Onu bir bakalım. Ya. O da bir aklıma çok geldi. Çok iyi olur yani. Çok tatlı olabilir. Gerçekten evet. Çok tatlı. Burada enteresan bir resim var. Daha yapım aşamasında. Şitlerin listesi. Hayır. Ölü Ozanlar Derneği'ndeki mum. Ama ondaki mumu da yapacağım. Evet. Yapacak çok güzel bu arada. Yani... Abi nasıl kaçırmıyorsun? Hangi rengi, hangi noktaya koyacağını? Yani işte onları önceden işaretliyorum. Ben bunu gördüm internette. Yazıyordu. Dedim ki herhalde çok pahalı ama Çağatay Bey falan diyorlar. Maliyet hesabını gösteriyor. Bakın nokta 480.600 TL gibi düşmüş. Biz de evde hesaplıyoruz. 480.600 olsa. Şimdi çektiğimiz Wolverine'de 480.600 nokta var. Her renk bitince üzerine çentiklemek suretiyle finale yaklaşıyoruz. Fight Club'daki efsanevi pozu alan oldu mu? Evet. O almıştır da gitti. O. Mesela bak bu zamana kadar kalması beni çok şaşırtıyor. Çok kült bir film. Evet. Niye kaldı? İşte Esaretin Bedeli de biraz kalmış burada. Bitince Instagram'a koyuyoruz. Herkes diyor ki aa
Keşke ben alsaydım. Keşke ben alsaydım. Mesela bana en çok sorulan filmi de söyleyeyim. Çünkü onu çok merak ediyorlar. Kadın Kokusu. Yani gerçekten niye? Bilmiyorum ama çok inanılmaz bir hayran kitlesi var o filmde. Allah Allah. Oradaki özellikle tango sahnesi. Evet. Scarface çok soruluyor tamam, yine. Tamam onun oturduğu post falan. Tabii. Godfather'lar çok soruluyor tabii. Ama bunların hepsi dediğim gibi hani ben onların hepsini yaptım ve onlar seneler önce başka koleksiyonlarda şu an. Hani biri istediği zaman diyorum ki şu kişi de gidip ona sorun. Şimdi alındı mı diye sormak zorundasınız çünkü bir kere yapıyor. O evet yüzden. Bir tane oluyor. Benim acil Buffy'yi yaptırmam lazım. Ya Buffy kimse almaz senden başka. Şu aşırı iyi olmuş. Tabii. BoJack evet. Yani BoJack ben bayıldım buna. BoJack Horseman müthiş ya. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Koleksiyonunuzu açtığınız için çok teşekkürler. Evet. Umarım ufkunuzu da açmıştır arkadaşlar. Instagramlardan takip edin. Gerçekten sayfalarına daha güzel, daha detaylı tabii. Şeyler var. Güzel koleksiyon artı sanat iç içe. Bu evet şey bir video ya. Yüksek frekanslarda bir videomuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Biri mesela bu stickerları almış ve açmamış. Derken açmış. Yok açık. Açma değil. Yok.